Esenlik olsun hepinize. O ne kadar sessiz bir grup. Amin olsun. Rab hepinizi bereketlesin bugün. Rab hepimize konuşsun. Hepimize dokunsun tapınma zamanında. Tapınma takımımızın da söylediği gibi Rab varlığıyla her birimize dokunsun. Bugün her birimizi doldursun tapınağa doldurduğu gibi. Geçen haftalarda konuştuk aslında, ben çok heyecanlıyım çünkü yeni bir konuya bakacağız. Biz bir süre Romalıları çalıştık, bir yıldan aslında daha uzun zaman oldu ve bence yani çok iyi iş yaptık. Hep ya birçoklarınız, bazılarınız gelip benimle paylaştılar, öğrendik bence, yüreğimizi alçalttı Tanrı kendi sözüyle, onu bitirdik ve şimdi aslında geçen hafta da iki hafta önce bahsettiğimiz gibi yeni bir konuya geçiyoruz. Yeni bir seriye, yeni bir mevsime geçiyoruz. Bence Romalılar kadar uzun olmayacak bu. Ama eminim Tanrı bize dokunacak. Hatırlarsanız biz Davut hakkında konuşacağız. Davut hakkında öğreneceğiz. Eski Ahit'e bakacağız. Davut eski Ahit karakterlerinden bir tanesi. Kutsal kitabın sevdiğim bir tarafı var aslında. Kutsal kitap büyük bir hikaye kitabı. Yani kutsal kitap emirlerin, kutsal kitabın içinde Tanrı'nın buyrukları var. Ama kutsal kitap bir buyruk kitabı değil, bir emir kitabı değil. Kutsal kitapta neyi yaparsan nasıl yanarsın, nasıl iyi olur, böyle bir kitap değil ama kutsal kitap bir hikaye kitabı. Kutsal kitabın içinde tarih var. Arkeolojiyle ilgilenenler onu tarihi olarak takip ederler, edebilirler. Ama kutsal kitap bir tarih kitabı değil. Sadece içerisinde tarih barındırır. Kutsal kitabın içinde ahlak ve etik bulabiliriz. Vardır içinde. Ama kutsal kitap salt bir ahlak ve etik kitabı değildir. Bundan çok daha geniştir aslında. Açıkça kutsal kitap bir hikaye kitabıdır. Başından sonuna insan ve Tanrı'nın hikayesini anlatır. Değişik insanlar anlatır. Değişik güçlü tarafları olan, değişik zayıflıkları olan, insan Tanrı'yla birlikte yürüdüğünde ne oldu? İnsan Tanrı'dan düştüğünde ne oldu? İnsan ne hissetti, ne düşündü Tanrı'dan uzakken? Tüm bunlar olurken Tanrı ne yaptı? Nasıl kurtardı? Nasıl sevdi? Nasıl vazgeçmedi insandan? Bunu anlatan ve binlerce yılda yazılmış, yüzlerce binlerce kişileri anlatan çok büyük bir nevi biyografilerle dolu kitaptır hakkında. Davut, kutsal kitapta hikayesi geçen, Tanrı'yla arasındaki ilişkiyle ilgili hikayesi geçen bir sürü kişiden bir tanesi Davut. Onun hakkında bu mevsimde konuşacağız. Aslında Davut'la ilgili çok sevdiğim taraflardan bir tanesi. Kutsal kitap özellikle yani bakacağız 1. Samuel, 2. Samuel, İşte krallar kitapları falan, Davut hakkında ne oldu, nereye gitti, ne yaptı, ne etti, nasıl uzaklaştı, nereye kaçtı gibi bilgileri bize veriyor. Yani bir nevi tarihi bilgiler bize veriyor. Ama aynı zamanda Davut'la ilgili sevdiğim diğer taraf Mezmurlar kitabı. Mezmurlar kitabının hepsini Davut yazmadı. Bazılarını, aslında sanıyorum yarıdan daha fazlasını Davut yazdı. Ve daha önce söylemiştim, mezmurların güzel bir tarafı çoğunda açıklamalı kutsal kitaplar olanlar bilirler. Kardeşler gerçekten açıklamalı kutsal kitap Türkçe'de olması bizim için çok büyük bir bereket. Ve onları açıp bakarsanız o mezmurların çoğunlukla hangi durumda, ne zaman, hangi olaydan sonra yazıldığını bulabilirsiniz.
O zaman bulamadıklarımızda da mezmurların içindeki anlatılan olaylardan biz onların aşağı yukarı neden sonra ve neden böyle yazıldığını tespit edebiliyoruz büyük bir çoğunlukla. Yani ne demek bu? Biz tarih kitaplarından, tarihsel kitaplardan ki yani kutsal kitap tanımlarken öyle geçer. 1. Samuel, 2. Samuel, tarihler bunlar tarihsel kitaplardır kutsal kitabın içindeki. Ne olduğunu anlayabiliriz. Ve mezmurlardan da Davut'un bunlar olurken neler hissettiğini, neler yaşadığını, kendisine nasıl baktığını, Tanrı'ya nasıl baktığını, acılarını, sevinçlerini anlayabiliriz. Yani ne demek? Davut'un hislerini anlayabiliriz. Ama bu hislere rağmen Davut'un neye karar verdiğini göreceğiz bu mevsim boyunca. Tabii ki yani bunun hakkında biz yıllarca konuşabiliriz. Her olaya satır satır bakmayacağız. Ama inanıyorum ki kilisemiz için, Kut Kilisesi için bir bereket var bu hikayenin arkasında. Yani Davut ne zaman neyi yapmayı seçti? Ne zaman neyi yapmayı seçebilirdi ama seçmedi? Neleri yapmayı seçti? Neleri yapmayı reddetti? Neler öğrendi hayatında? Ve Davut yani aslında mükemmel bir adam değildi. Davut'un sevdiğim taraflarından bir tanesi yok. Kutsal kitap eski ahit kahramanlarından biri olarak geçse de hani meşhur hikayeleri hepsine tek tek bakacağız. Yani o devi yıkmış olan Davut bir eski ahit kahramanı. İşte adına şarkılar yazılmış. İşte on binlerce kişiyi yok etti, öldürdü, şöyle yaptı, böyle yaptı. Aslında Davut'un hikayesiyle ilgili en sevdiğim kısım Davut'un gayet sıradan bir insan olması. Bakacağız buna. Yani süper özellikleri olan, hani film var ya Superman, izleyenler bilir, Krypton gezegeninden gelmiş, işte üstün güçleri olan, böyle uçabilen, gözlerinden ışın fışkırtabilen bir adam değil. Gayet sıradan, acı çekebilen, korkabilen, ağlayabilen, uykusuzluk geçirebilen, uyuyamayan mesela geceleri. Ama aynı zamanda o durumda bile Tanrı'ya güvenmeye çalışan, adım atmaya çalışan sıradan bir insanı ve o sıradan insanla görkemli işlerini gösteren Tanrı'yı. Yani şunu bu seriye başlarken peşin söylemem gerekir ki Davut'un hikayesinin kahramanı Tanrı'nın ta kendisidir. Biz aslında Davut'un hikayesi boyunca sıradan bir insanda görkemini parlatan muhteşem Tanrı'nın işlerini göreceğiz. Bu yüzden heyecanlıyım. Bir sizler de benim kadar heyecanlı mısınız bilmiyorum ama sizi heyecanlandırmaya çalışıyorum. Çok güzel şeyler konuşacağız. Çok öğreneceğiz bu hikayeden gerçekten. Rabbin inanıyorum ki her birimize sözleri olacak. Bu yüzden eski ahiti çok seviyorum. Çok var böyle hikayeler. Tapınma zamanında konuştuğumuz gibi. Musa, onun deneyimleri. Yani Tanrı'nın yeni ahitteki lütfunu anlayabilmek, sevgisini, sevecenliğini, görkemini görebilmenin en güzel yollarından bir tanesi eski ahite bakmak aslında. Tanrı yeni ahitte İsa ile beraber bambaşka bir kimliğe bürünmüyor. Eski ahitte seçtiği sıradan insanlarda parlattığı görkemi yeni ahitte kutsal ruhu aracılığıyla imanlarla parlatıyor ve parlatmak istiyor. Ama bunu iyice anlayabilmek için eski ahitte temellenmek çok önemli. Ve biz bu mevsimde biraz bunu yapacağız. Davut'un zorluklarına bakacağız. Bir sürü şeyler yaşadı, onlara bakacağız aslında. Peki hangi kaynakları kullanacağız bunu yaparken? Az önce söylediğim gibi tarih kitaplarına bakacağız. 1. Samuel, 2. Samuel, işte Krallar kitabına bakacağız. Mezmurlardan bakacağız. Peki kim yazdı bu Samuel kitaplarını? Yani nedir bu işin kaynağı? Yahudi geleneğine göre Samuel kitaplarını Samuel'in yazdığına tabii inanılıyordu. Teknik olarak doğru ama aslında yani yanlış hatırlamıyorsam 1. Samuel 22. bölümde Samuel ölüyor aslında ama kitap devam ediyor.
Dolayısıyla aslında pek çok uzman, kutsal yazı uzmanları kitabı peygamber Natan'ın ve Gat'ın devam ettirdiğini söylüyorlar. Yani Samuel'den sonraki hikayeleri biz onlar aracılığıyla öğreniyoruz aslında. Peki bu Kral Davut, yani üzerinde konuşacağımız, hani İsa için diyorlar ya Davut oğlu. Düşünebiliyor musunuz? İsa Mesih için öyle diyorlar. Ey Davut oğlu, Davut'un tahtına oturacak olan bu Kral Davut. Yani kutsal kitaptan mı biliyoruz bunu? Yazıyor peki, öyle mi gerçekten? Evet, bizim bildiğimiz kadarıyla yani İsa'dan önce yaklaşık 900 bin yılları arasında yaşamış olan Davut'u biz kutsal kitaptan detaylarını biliyoruz. Ama kutsal kitap dışında günümüzde mesela Mississippi Üniversitesi, Mississippi Eyalet Üniversitesi'nin yaptığı arkeolojik son bulgulara göre Davut'un yaşadığı ev ve saray bulundu mesela, keşfedildi. Yani kutsal kitap dışındaki kaynaklardan da İsrail kralına Davut olduğuna dair bulgular bugün elimizde var. Yani kutsal kitap dışı kaynaklardan, biliyorsunuz bir veri, kutsal kitaptaki bir veriyi aslında test edebilmek için bilim adamları şöyle diyorlardı. İçsel kanıtları ne durumda? Yani kitap kendi içinde tutarlı mı? Ve dışsal kanıtlar, yani kutsal kitap dışındaki metinler, işte tarihi bulgular ya da her neyse, kutsal kitabı destekliyor mu? Dolayısıyla yapılan arkeolojik bulgulara göre, İmanlı olmayan insanların yaptığı tespitlere göre evet, İsa'dan önce 900 bin yılları arasında İsrail'in kralı Kral Davut ve Davut'un yaşadığı evden ve saraya dair bugün elimizde bulgular var. Aslında size söylemek istediğim başka bir şey, heyecanlandıran, biz gerçekten çok değerli bir ülkede yaşıyoruz aslında. Çok değerli bir şehirde yaşıyoruz. Neden? 1838 yılında bir arkeolog tarafından bir arkeolojik parça bulundu. Buna Silaom yazıtı diyorlar. Silaom yazıtı. Bir kaya bu. Nerede bulundu? Çok ilginç. İsrail'de Hezekiel Tüneli denilen bir tünelde bulundu bu yazı. Peki ne var bunun içinde? Doğu Kudüs'te bulundu bu. Bu Hezekiel tüneline ikinci krallarda biz bir hikaye buluyoruz 20. bölümde. Bu hikayeye göre Hezekiel işte İsrail baskını sırasında oradan kaçıyor bir tünelde. Dileyenler bunu daha sonra kontrol edebilir. Gelip ayetleri bana sorursanız verebilirim. Aynı zamanda 2. Tarihler kitabında da var bu 32. bölümde. Bu kaçış sırasında bu tünelin içinde keşfedilen bir yazıt. Kral Hezekiya zamanından Hezekiel'le beraber tünelinde ve bu parça İsrail kralı Davut'a dair ve Davut'un zaferlerine dair bu parçada yazılar var. Yani bu parçada, Silaom yazıtında, bu kayada Kral Davut'a ve ona ait, ordusuna ait zaferler yazılı. Ve bu Silaom yazıtı şimdi İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde, gidip görebilirsiniz onu. Yani İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde gerçekten kutsal kitaba dair çok fazla elimizde arkeolojik şey var. Burada İstanbul'da duruyorlar. Gittiğinizde bakabilirsiniz bunu. Dolayısıyla arkeolojik bulgular, yani dışsal kanıtlar, Kral Davut'un o dönemde İsrail'e krallık ettiğini kanıtlıyorlar. O zaman bu hikayenin hiç, yani kutsal kitap dediğim gibi içinde tarih barındırır. Tarih kitabı değildir ama barındırır. Çünkü orada yazan kralların hayatlarını, dönemlerini, çoğunu, hatta yani bir gün hepsi olacak, tarihsel, kutsal kitap dışı kaynaklardan doğrulayabilirsiniz. O zaman hemen bir küçük bağlam yapalım. Kimdi bu Davut? Nasıl bir dönemde yaşadı? Az önce tapınma zamanında Steve'in bize anlattığı gibi İsrail Mısır'dan çıktı. Musa önderliğinde. Ondan sonra Yeşu'yla. Musa İsrail kralı değildi. Önemli bir detay. Yeşu İsrail kralı değildi. İsrail kralsız olarak Tanrı'nın vaatlerine doğru gitmeye başladı. Nasıl çalışıyordu sistem? Kahinler vardı.
sunaklar vardı. Tanrı kahinler aracılığıyla tapınakta İsrail'e sözlerini bildiriyordu. Yapılacağı, gideceği yerleri bildiriyordu. Kahinler ve peygamberler aracılığıyla. Ve İsrail onlara itaat ettikçe bereketleniyordu. Zaferli oluyordu. Çoğu zaman da sürpriz, karşı çıkıyordu Tanrı'nın isteğine. Putlara gidiyordu. Ve o zaman başına bin türlü bela geliyordu. Yani İsrail zaman zaman Tanrı'yı takip ediyordu. Çoğu zaman Tanrı'yı reddediyordu. Takip ettikçe bereketleniyordu. Reddettikçe başlarına bir sürü hal geliyordu. O başlarına hal geldiyken, zor durumlardayken dönüp tövbe ediyorlardı. Rab bizi kurtar diye. Ve Tanrı o zaman bir hakim gönderiyordu. O hakimler kitabında bunun detaylarını öğrenebilirsiniz. Bir kahraman gönderiyordu Tanrı. Kahraman derken Davut gibi göreceğiz. Böyle süper güçleri olan, uçabilen öyle bir adam değil. Sıradan bir insanı Tanrı alıyordu ve halkı İsrail'i kurtarmak için görkemini o sıradan kişinin hayatında gösteriyordu. O sıradan kişiyi bir kahraman yapıyordu Tanrı. Peki sonra ne oldu? Tanrı peygamberler atıyordu. En son peygamber Eli Tanrı'ya kahinlik ödüyordu Davut'tan hemen önce. Peygamber Eli işte tapınakta Tanrı'nın sözlerini duyuyordu, iletiyordu insanlara. Ancak peygamber Eli'nin iki çocuğu, iki oğlu Tanrı'yı takip etmek istemediler. Ve tapınağa saygısızlık yapmaya başladılar. Tapınağa sunu sunmaya gelen insanların sunularını aldılar. Tanrı'nın tam istediği şeklin tersi görü. Yani Tanrı'nın tapınağına karşı büyük saygısızlık etmeye başladılar. Eli onlarla konuştu. Yani böyle yapmamanız lazım falan. Bu günümüzün modern azarlama şeyi. Canım böyle yapmaman lazım ama istediğini yapabilirsin. Aynı böyle modern. Sonra bir gün Tanrı Eli'ye dedi ki sen çocuklarına izin verdiğin için bunları yapmasına kahinliği senin soyundan alıyorum dedi. Ve yeni bir kahin seçti Tanrı. Bu da peygamber Samuel. Samuel'in hikayesi buradan başlıyor. Tabii biz şimdi yani Samuel'in hikayesine de bakmayacağız. Ama Davut'a gelirken nasıl bir durumda her şey böyle oldu ona bakacağız. Samuel peygamber oldu. Tanrı tarafından seçildi. Artık Tanrı ona konuşuyordu ve onun aracılığıyla halkına konuşuyordu. Nitekim Samuel hayatının son dönemlerinde Samuel'in çocukları da Tanrı'yı takip etmesi gibi takip etmediğini gören halk Samuel'e geldiler, dediler ki bak Samuel, biz başımıza bir kral istiyoruz artık. Yani eski sistem neydi? Biz bugün günümüzde hiç yok. Belki teokrasi diye tanımlayabiliriz eski sistemi. Yani teokrat neydi? Kral yoktu. Kahin vardı. Ve Tanrı kahinlere, o zaman kral kimdi? Tanrı. Tanrı kraldı. Kralın kahinleri vardı. Tanrı yön gösterme işini kahinlerine bildiriyordu. Ve kahinler halka bunu anlatıyordu. Bir nevi teokrasi olarak adlandırabiliriz bunu. Ama İsrail geldi Samuel'e dedi ki biz dünyasal uluslar gibi olmak istiyoruz artık. Biz artık bu sistemi istemiyoruz. Gelin bunu 1. Samuel 8:5'ten okuyalım. Dileyenler takip edebilirler kutsal kitabı olanlar. Hatta 8:3'ten okuyalım. 1. Samuel 8:3. Ama oğulları onun yolunda yürümediler. Tersine haksız kazanca yönelip rüşvet alıp yargıda yan tutarlardı. Samuel'in çocuklarından bahsediyor. Bu yüzden İsrail'in bütün ileri gelenleri toplanıp Rama'ya, Samuel'in yanına vardılar. Bak sen yaşlandın dediler. Oğulların da senin yolunda yürümüyor. Şimdi öteki uluslarda olduğu gibi bizi yönetecek bir kral ata. Ne var ki bizi yönetecek bir kral ata demeleri Samuel'in hoşuna gitmedi. Samuel Rab'be yakardı. Rab Samuel'e şu karşılığı verdi. Halkın sana bütün söylediklerini dinle. Çünkü reddettikleri sen değilsin. Kralları olarak beni reddettiler. Onları Mısır'dan çıkardığım günden bu yana bütün yaptıklarının aynısını sana da yapıyorlar. Beni bırakıp başka ilahlara kulluk ettiler. Şimdi onları dinle.
Ancak onları açıkça uyar ve kendilerine krallık yapacak kişinin onları nasıl yöneteceğini söyle. Samuel kendisinden kral isteyen halka Rabbin bütün söylediklerini bildirdi. Size krallık yapacak kişinin yönetimi şöyle olacak. Bakın tanıdık gelecek mi şimdi bütün bu okuyacaklarım. Oğullarınızı alıp savaş arabalarında ve atlı birliklerinde görevlendirecek. Onun savaş arabalarının önünde koşacaklar. Tekrar tanımlayayım. Biraz önce yine tapınma zamanını hatırlayalım. Hatırlarsanız İsrail'den Mısır'dan çıkarken ve arkasından Mısır ordusu onlarla birlikte giderken Tanrı onların yeri geldi önünde durdu kral. Yeri geldi onların arkasında durdu. Kutsal kitap bunu alevli bir mangal ateşi olarak tanımlıyor. Ne yaptı? İsrail önden kaçıyordu halk. Arkasında Tanrı duruyordu bir bulut şeklinde. Ve bu bulut ön tarafa aydınlık veriyordu. Yani halk gidebilsin diye. Ve arka tarafa karanlık veriyordu. Mısır onları takip edemesin diye. Yani savaşta asıl önemli rolü asıl kral alıyordu. Hatırlarsanız Kızıldeniz'in önüne gittiklerinde İsrail, önde koskoca deniz var, arkada ordu, ne yapacağız? Tanrı hemen İsrail'in önüne geçip Kızıldeniz'i ortadan ikiye ayırdı. Ve onlara öncülük etti. Oysa az önce okuduğumuz ayette ne diyor? Diyor ki, sizin oğullarınızı kendi önünden gönderecek yeni kral. Yani kral artık Tanrı gibi sizin önünüzden gitmeyecek sizi korumak için. Sizin oğullarınızı önden gönderecek kendisini korumak için. Dünyasal kral. Artık arkada duracak kral. Ama sizi öne sürecek. Yani Tanrı'nın sisteminden farklı. Onun savaş arabalarının önünde koşacaklar. Bazılarını biner, bazılarını 50'şer kişilik birliklere komutan atayacak. Kimisinin toprağını sürüp ekinini biçmek, kimisini de silahların ve savaş arabalarının donatımını yapmak için görevlendirecek. Kızlarınızı itriyatçı, ahçı, fırıncı olarak üzerine alacak. Seçkin tarlalarınızı, bağlarınızı, zeytinliklerinizi alıp hizmetkarlarına verecek. Tahıllarınızın, üzümlerinizin ondalığını alıp saray görevlileriyle öbür hizmetkarlarına dağıtacak. Hatırlarsanız ondalık kime veriliyordu? Tanrı'ya veriliyordu. Ama ne diyor? Yeni kral ondalıklarınızı, ürünlerinizi, tahıllarını alacak. Ne yapacak? Kendi sarayına koyacak. Kadın erkek kölelerinizi, seçkin boğalarınızı, eşeklerinizi alıp kendi işinde çalıştıracak. Sürülerinizin de ondalığını alacak. Sizler ise onun köleleri olacaksınız. Yani neredeyse kendi halkına hizmetkar gibi hizmet eden bir tanrıyı reddedip İsrail kendisine köle muamelesi yapacak bir kralı istedi. Ve Tanrı peki o zaman dedi. Tamam öyle olsun dedi. Hikayemiz aslında buradan başlıyor. Halk dönüp ne dedi biliyor musun? Tamam öyle olsun biz bir kral istiyoruz dedi. O zaman Tanrı Samuel'e birini gösterdi. Ve Saul İsrail'in ilk kralı. Kutsal kitap onun hakkında şey söylüyor. İsrail'de onun kadar yakışıklısı yoktu diyor. Yani herkesten bir baş daha büyüktü diyor. Yani belli ki aslan gibi bir adam. Nasıl denir bilmiyorum artık. Yani dalyan gibi böyle bir adamı Tanrı seçiyor. Oysa Saul yüreğinde bir savaşta bir gün ona da bakacağız. Tanrı'nın buyruklarına karşı itaatsizlik edince Tanrı Saul'un yerine başka bir kral meshetmeye karar veriyor. Yeni bir kral seçiyor. Şimdi gelin bu yeni kral kim? Onun hikayesi nasıl seçiliyor? Onu okuyalım birlikte. Bu sefer 1. Samuel 16. bölüme geliyoruz. Rab Samuel'e, Samuel hatırlarsınız peygamber, diyor ki ben Saul'un İsrail kralı olmasını reddettim diye sen daha ne zamana dek onun için üzüleceksin.
Yağ boynuzunu yağla, doldurup yola çık. Seni Betlehemli İşay'ın evine gönderiyorum. Çünkü onun oğullarından birini kral olarak seçtim. Betlehem, İsrail'in önemsiz gibi görünen küçük bir köyüdür yani. O zaman Tanrı, İsrail'in yeni kralını seçmek için Peygamber Samuel'i Betlehem'e, İşay'ın evine gönderiyor. Samuel, nasıl gidebilirim? Saul bunu duyarsa beni öldürür. Yani şimdiki kral. Rab şöyle yanıt: yanına bir düve al ve Rab'be kurban sunmak için geldim de. İşay'ı kurban törenine çağır. O zaman ne yapman gerektiğini ben sana bildireceğim. Sana belirteceğim kişiyi benim adıma kral olarak mesedeceksin. Samuel Rab'in sözüne uyarak Betlehem kentine gitti. Kentin ileri gelenleri onu titreyerek karşıladılar. Neden? Çünkü dönemin İsrail'inde peygamber direkt Tanrı'nın sözünü alan ve buyruklarını halka ineten aracı kişi. Dolayısıyla herkesin saygı duyduğu bir kişidir. Ve barış için mi geldin diye sordular. Samuel, evet barış için diye yanıtladı. Rab'be kurban sunmaya geldim. Kendinizi kutsayıp benimle birlikte kurban törenine gelin. Sonra İşay ile oğullarını kutsayıp kurban törenine çağırdı. İşay ile oğulları gelince Samuel Eliyav'ı gördü. Ve gerçekten Rab'bin önünde duran bu adam onun mesettiği kişidir dedi. Şimdi o ortamdaki en saygı duyulan kişi Samuel. Samuel duruyor. Samuel ne dese yapılacak. Tavşan kanı çay yapın dese o dönem yok da getirirler yani. Duruyor. İşay geliyor. İşay da tabii babanın nedir? Böyle oğullarıyla geliyor böyle İşay. İşay oranın saygı duyulan adamlarından bir tanesi. Eliyav geliyor. Bir sonraki ayetlerden biliyoruz ki Eliyav da uzun boylu, yakışıklı, aslan gibi bir çocuk. O zaman Samuel uzaktan Eliyav'a bakıyor. Eliyav da geliyor. Samuel ona bakıyor, o diyor, uzun boylu, yakışıklı, aslan gibi. Tanrı'nın seçtiği adam bu olmalı diyor. Oysa diyor ki, ama Rab Samuel'e onun yakışıklı ve uzun boylu olduğuna bakma. Ben onu reddettim. Çünkü Rab insanın gördüğü gibi görmez. İnsan dış görünüşe, Rab ise yüreğe bakar. Tamam. Bu değil o zaman. Ne yapacağız? O zaman İşay hemen Avidav'ı çağırdı. İkinci oğlu. O da uzun boylu, yakışıklı bir adam. Samuel ona baktı. O dedi, tamam o zaman kral bu. Ama Tanrı dedi ki, o da değil kral. O zaman ne oldu? İşay'ın öbür oğlu Şama geldi. Samuel ona baktı. Herhalde artık budur diye düşündüğünde Rab dedi ki, o da değil. Hangisi o zaman ya? O zaman bir tane daha geldi. İşay bu sırada herhalde durumu merak ediyor. Ne oluyor? Niye böyle tek tek oğullara bakıyor? Karpuz seçer gibi çocuklara bakıp, yok o değil, bunu getir. Sen gelme, sen gel. Ne oluyor böyle? Oysa Tanrı dördüncü oğluna, hatta beşinci oğluna, hatta diyor ki 10. ayet. Böylece İşay 7 oğlunu da Samuel'in önünden geçirdi. Ama Samuel, Rab bunlardan hiçbirini seçmedi dedi. 7 oğlu var. Ben baba olsam, ya bu da mı olmadı, bunu da mı beğenmedin? Daha nereden bulayım işte, bütün oğlanlar burada yani. Ama Rab bunlardan birini seçmedi dedi. Sonra İşay'a oğullarından hepsi bunlar mı diye sordu. İşay dedi ki, bir de en küçüğü var. Yani o, bir de ufa var işte o. Sürüyü gidiyor. Yani hayvanlarla beraber. Yani birini gönder de onu getirsin dedi Samuel. O buraya gelmeden yemeğe oturmayacağız. İşay birini gönderip oğlunu getirtti. Çocuk kızıl saçlı, yakışıklı, gözleri pırıl pırıl bir delikanlıydı. Rab Samuel'e, kalk onu meset. Seçtiğim kişi odur dedi. Ve Samuel yağ boynuzunu alıp 13. ayet, kardeşinin önünde çocuğu mesetti. O günden başlayarak Rab'in ruhu Davut'un üzerine güçlü bir biçimde indi. Bundan sonra Samuel kalkıp
Rama'ya döndü. Ne oldu burada? Yani bu aslan gibi, bu yedi tane adam mı Rab ne oldu da seçmedi? Oysa yani söylediğine göre gerçekten iri, yakışıklı, güçlü adamlardı. İleride göreceğiz, asker, savaşa giren, cesur adamlardı. Ne oldu da Tanrı bunları reddetti de bizim küçük, kızıl saçlı, gözleri pırıl pırıl olan Davut'u seçti? Ne oldu? Neye baktı Tanrı? İşte bu dönemde buna bakacağız. Diyor ya, insan dış görünüşe, Tanrı yüreğe bakar. Tanrı neye baktı da ne gördü Davut'ta? O sıradan, küçük, o babasıyla beraber bir yere götürülmeye bile layık görülmeyen, babası yedi oğlunu alıp giderken o tarlada kuzulara bakan küçük Davut'ta Tanrı ne gördü? Onun yüreğinde de öbürlerini reddetti. Bunu seçti. Bunu anlamak için biraz kutsal kitabın genel bağlamına bakmamız lazım. Mesela Tanrı'nın seçimiyle ilgili şeylere bir bakalım. Mesela Tanrı neyi seçti? Mesela İsrail'i seçti, değil mi? Seçilmiş halk olarak. Neden seçti İsrail'i? Hemen okuyalım. Mesela Yasanın Tekrarı 7-6'da bunu anlatıyor. Diyor ki, siz Tanrınız Rab için kutsal bir halksınız. Tanrınız Rab öz halkı olmanız için yeryüzündeki bütün halklar arasından sizi seçti. Rabbin sizi sevmesinin ve seçmesinin nedeni öbür halklardan daha kalabalık olduğunuzdan değil, siz sayıca öbür halklardan azdınız, dedi İsrail'e Tanrı. Yani sizi seçtim çünkü siz güçlüydünüz, öbür uluslardan büyüktünüz, şöyle zekisiniz, şöyle akıllısınız, bu kadar itaatkarsınız, diye seçmedi Tanrı. Diğerlerinden hepsinden küçüksünüz, zayıfsınız, dedi. Bu yüzden sizi seçtim, dedi. Başka bir Tanrı'nın seçtiği hikayeye bakalım. Bu hakimler dönemi var ya, hani bahsettik. İsrail Tanrı'ya dönüyor, Tanrı onları kurtarıyor. Sonra İsrail itaatsizlik ediyor, başlarına bir sürü hal geliyor. Böyle bir zamanda İsrail gene Tanrı'ya döndü. Tövbe etti, Rab bizi affet dedi. Tanrı bir hakim seçti, bir kahraman onları kurtarmak üzere seçti. Bunun hikayesine bakalım. Eski Ahit gerçekten güzel. Biz kültür olarak hikayeleri seviyoruz, değil mi? Aslında kutsal kitap tam bize göre bir kitap. Çünkü bir sürü hikayeler var. Şimdi bakalım, hemen Hakimler kitabına 6. bölümde anlatıyor bunu. Okuyayım size. 6. bölüm Hakimler 11. ayet. Rabbin meleği gelip Aziyerli Yoaş'ın Ofra kentindeki yabanıl fıstık ağacının altında oturdu. Rabbin meleği. Yoaş'ın oğlu Gideon buğdayı Midyanlılardan kurtarmak için üzüm sıkma çukurunda dövüyordu. Ya yani ne yapıyor? Gideon, savaş halindeler Midyanlılarla. Buğdayı kurtarmaya çalışıyor. Gideon diye bir çocuk yani. Hemen onu üzüm şeyinde eziyor ki yani biraz yemek ayırabilsin o buğdayı. Rabbin meleği ona görünerek, ey yiğit savaşçı, Rab seninledir, dedi. Şimdi bu iki ayeti okuyunca, ya düşünsene, Rab yani geliyor birine diyor ki, ey yiğit savaşçı. Ben öyle düşünürüm. Ey kim bu adam ya, yiğit savaşçı? Bakalım, Allah bilir kim çıkacak bu. Düşünsene, Rab bile ona gidip ey yiğit savaşçı diyor. Nasıl bir yiğit? Bu kim bilir yani? Rambo mu? Rocky mi? Kimdir bu yiğit? Bakalım. Gideon, ey yiğit savaşçı, Rab seninledir, dedi. Gideon, ey efendim, eğer Rab bizimleyse bütün bunlar niye başımıza geldi, diye karşılık verdi. Atalarımız Rab'in bizi Mısır'dan çıkarttığını söylemediler mi? Bize anlattıkları gibi Rab'in bütün o harikaları nerede? Rab bizi terk etti, Midyanlıların eline teslim etti. Rab Gideon'a dönüp, kendi gücünle git, İsrailleri Midyanlıların elinden kurtar, dedi. Bak nasıl bir adam bu Gideon, Allah bilir 3 metre mi artık, nasıl? Rab diyor ki kendi gücünle git İsrail'i kurtar. Nasıl bir adam bu Gideon? Şimdi seni ben gönderiyorum. Gideon cevap veriyor şimdi. Ey efendim, ben İsrail'i nasıl kurtarabilirim, diye karşılık verdi. Ait olduğum boy Manasse oymağının en zayıf boyudur. Ben de ailemin en genç adamıyım. En zayıf boydanım, ailemin en küçüğüyüm. Nasıl gideyim? Kimim ben? Nasıl?
Ve Rab ona cevap veriyor, diyor ki ben seninle olacağım. Midyanları tek bir adamı yener gibi bozguna uğratacaksın. Rab Gideon'u neden seçti? Görkemli büyük bir savaşçı olduğu için mi? Hayır, en küçük oymanın en küçük ailesinin çocuğundan bir tanesini seçti. Tıpkı Davut'u o 7 abisinden seçtiği gibi. Yani Rab birini seçiyorsa o kişi kardeş sıradan bir kişi. Sıradan bir kişiyi Tanrı seçiyor. Sevgisini ve şefkatini göstermek için üstün özellikleri olan süper müzisyen, çok güçlü, harika konuşan değil, sıradan birini, sıradan bir Gideon'u, sıradan bir Davut'u seçti. Diyor ki 1. Korintliler 1.27'de çok güzel bir yer. Ne var ki Tanrı bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti. Yani dünyanın yüzüne bile bakmayacağı belki de adamları Tanrı onları utandırmak için seçti diyor. 28. ayet 1 Korintliler diyor ki dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için dünyanın önemsiz, soysuz, değersiz gördüklerini seçti Tanrı. Neden sevdi Davut'u? Neden seçti? Güzel özelliklerinden bir tanesi Davut sıradan bir adamdı. İsa dönemini bir an hayal edelim. Şimdi İsa geliyor. Öğrenci lazım İsa'ya. 12 öğrenci seçecek, değil mi? Ben eğer İsa olsaydım şahsen kutsal kitap yeni ahit bağlamını bilseydim. İlk kimi seçerdim? Kimi seçerdiniz ilk öğrenci? Size sorayım. Zayıfı seçer miydin? Oo, ya keşke o yürek bende olsa. Ben gidip güçlüyü seçerdim mesela. Mesela ben gidip kimi seçerdim? Yahya'yı seçebilirdim. Evet, cesur adam, her yerde bağırıyor. Çok güzel seçenek. Harika. Çok doğru. Başka? Yanlış cevap yok bunda. Herkes fikrini söylesin. Kimi seçerdiniz? Kim? Petrus. Niye? Okan? Evet, o da böyle cesur bir adam falan, değil mi? Ben şahsen kendi sözümü duyurmak için gidip Pavlus'u seçerdim. Çünkü en iyi eğitimli o. Ferisi, ateşli, Hristiyanlara zulmedecek kadar Tanrı'ya tutkun ve belki de bütün kutsal kitabın belki de en iyi eğitimli iki kişisinden bir tanesi. Ben ilk gidip Pavlus'u seçerdim. Gel, seninle sözümüzü duyuracağız. Senin üstün konuşma yeteneğini, yazma yeteneğini, eski ahit bilgini kullanarak müjdeyi insanlara duyuracağız derdim ben İsa olsaydım. Oysa İsa kimleri gidip seçti biliyor musunuz? Andreas, Petrus, Yakup ve Yuhanna, balıkçı. 4 balıkçı. Vergi görevlisi, Levi, Matta Levi, değil mi? Simon var bir tane, öbür Simon, yurtsever, değil mi? Yani o tanımdan çoğunlukla şöyle, yani kutsal yazı uzmanları yurtsever Simon'un ya bir anarşist, yani Roma hükümetine karşı konuşan yurtsever, vatansever ya da bir politikacı ama yani tepkisel bir adam olduğunu söylüyorlar. Yurtsever herkesin. İsa bunların arasından seçti. Geri kalanlarının çoğunun mesleğini bilmiyoruz. Ama sıradan insanlardan arasından İsa öğrencilerini seçti. Sonra gidip Pavlus'u da seçti. Evet. Ama İsa gitti sıradan kişileri. Bakın Elçilerin İşleri 4. bölüm nasıl anlatıyor bu olayı. Elçilerin İşleri 4. bölüm 13. ayet. Şimdi Petrus'la Yuhanna'yı kurul üyeleri alıyorlar. İsa öldü, dirildi falan. Bunlar her yerde müjde ediyorlar. Ferisiler hemen alıyorlar bunu. Bu ikisini diyecekler ki ya anlatmayın İsa'yı, artık atarız hapse, şöyle yaparız, böyle yaparız. Bakın ne diyorlar. Elçilerin İşleri 4.13. Kurul üyeleri Petrus'la Yuhanna'nın yürekliliğini görüp de bunların eğitim görmemiş sıradan kişiler olduklarını anlayınca şaştılar. Ve onların İsa'yla birlikte bulunduklarını fark ettiler. Sıradan kişileri seçti İsa kendisine öğrenci olarak. Üstün özellikli. Çok sevdiğim bir vaizin sözü şöyle diyor. Tanrı armağanlı kişileri seçmez hizmeti için.
kullanılmaya hazır sıradan kişilere armağanlar verir. Yani Tanrı'ya hizmet etmek için, Tanrı'nın seçilebilmesi ve bir şey yapmak için armağanlı olmak gerekmez. Armağan nedir ki? Tanrı bir anda verir. Sadece ona hazır bir yürek olması gerekir. Diyor ki Meryem çok güzel. Meryem hatırlıyor musunuz? Meryem hamile olduğunu öğrendiğinde kuzeni Elizabeth'in yanına gidiyor. Elizabeth onu görünce hemen karnındaki bebek sıçrıyor. Ona nasıl oldu da Rabbimin annesi yanıma geldi? Meryem ona bir cevap veriyor. Bu cevapta çok sevdiğim bir şey var kardeşler. Bakın ne diyor? Luka 1. bölüm 45. ayetten başlayarak diyor ki iman eden kadına ne mutlu. Çünkü Rabbin ona söylediği sözler gerçekleşecektir. Meryem de şöyle dedi. Canım Rabbi yüceltir, ruhum kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar. Çünkü o sıradan biri olarak olan kuluyla ilgilendi. İşte bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak. Çünkü güçlü olan benim için büyük işler yaptı. Onun adı kutsaldır. Diyor ki 52. ayette Meryem'in sözü, hükümdarları tahtından indirdi, sıradan insanları yükseltti. Hatırlıyor musunuz? İsa Betlehem'de doğacağı zaman, doğduğunda melekler halka bu müjdeyi duyurmak istediler. Beklediğiniz kurtarıcı doğdu diye. Kime gittiler? Betlehem valisine mi? Krala mı? Çobanlara gittiler. Ve dediler ki beklediğiniz kurtarıcı bugün söyledik ilahide. En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun. Hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun. Kim diyor hoşnut kaldıkları? Büyük, harika, armağanlı, görkemli kişiler değil. Sıradan kişiler. Basit kişiler. Ne kadar özel bir şey değil mi? Tanrı Davut'u niye seçti? Sıradan bir kişi olduğu için. Petrus'u, Andreas'ı, diğerlerini üstün özellikleri olduğu için değil, sıradan kişiler oldukları için seçti. Ne diyordu Korintliler'de ayet? Dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için dünyanın önemsiz, soysuz, değersiz gördüklerini seçti. Amerikalılar aramızda bilirler, biraz kilise tarihi okumuşlar. Azusa Sokağı Uyanışı diye bir uyanış vardır Amerika'da. Bir anda Tanrı'nın mucizelerinin gözüktüğü, bir anda şifaların olduğu, dillerin döküldüğü önemli bir zaman. Ve Tanrı'nın bu zamanda kullandığı en adamlardan bir tanesi en güzel William Seymour. Çok basit, sıradan bir adam. Tanrı kendi görkemini sıradan İnsanlarla gösteriyor. William Seymour tek gözü görmeyen, fakir, işi de olmayan bir adamdı. Oysa Tanrı bu büyük uyanış hareketinde ana önemli bir rol verdi ona. Güçlü bir adam olduğu için değil, sıradan bir adam olduğu için. Biz bugün hiçbirimiz burada üstün özelliklerimiz olduğundan çağrılmadık ve seçilmedik. Tanrı sıradan kişileri seni ve beni buraya çağırdı. Kendi sözünü duyurmak için ve sadece senin için değil, senin aracılığınla başkasına görkemini göstermek için. Az önce ismini saydığımız kişilerden hiçbirini Tanrı o kişilerin hatırına, yani Tanrı Petrus'un hatırına seçmedi. Tanrı Petrus'u başkalarına göndermek, görkemini başkalarına duyurmak için seçti. Davut'u öyle, halkı üzerinde görkemini göstermek için, Gideon'u öyle. Tanrı Gideon'u seçerken Gideon için seçmedi onu. Bir başkası için onu seçti. Tanrı sıradan kişileri diğer sıradan kişilere ulaşmak için seçti. Ve hamdolsun bizim gibi sıradan, belki de dünyanın saçma saydığı, belki de dünyanın değersiz saydığı kişileri kendi sözünde büyümemiz için ve o görkemi başkalarına, en önemli nokta, sadece bizim için değil, sadece seni kurtarayım, seni bereketleyeyim, seni öyle değil, senin aracılığınla görkemini başkalarına, ailene, akrabalarına, ulusuna, mahallene, apartmanına götürmek için senin benim gibi sıradan kişileri
Tanrı seçti. Ve bunu yapmak için bizim ekstra özelliklerimiz olmasına gerek yok. Çünkü Tanrı yüreğe bakar. Davut'un yüreğine bakar. İşte bütün bu mevsim boyunca Davut'un hayatına bakacağımız bu mevsimde buna bakacağız. Ne gördü Tanrı? O sıradan, senin benim gibi olan kişide. Biraz uzun bir giriş ama yani gerçekten heyecanlıyım bu önümüzdeki mevsim için. Tanrı sıradan kişilerin hayatlarını alıp sıra dışı hayatlara çevirmeye kadirdir. Ve bugün sen buradaysan, Tanrı'nın sözünde, Mesih'te onu kabul edip kurtulduysan, senin sıradan hayatını sıra dışı bir hayata çevirmektir Tanrı'nın amacı. Oysa bir hata, en büyük hata, sıradan hayatlarımızla Tanrı'ya gelip sıradan hayatlarımızla yaşamaya devam etmek. Ama başka bir seçeneğimiz var. Sıradan hayatlarımızla Tanrı'ya gelip onun hayatlarımızı sıra dışı yapmasına izin verebiliriz. Bugünden başlayarak bunu yapabiliriz. Çünkü Tanrı'nın amacı budur kardeşler. Bakalım, beni tanıyanlar bilirler. Hepinizin de favori mezmurları vardır. Benim de favori mezmurlarımdan bir tanesi mezmur 131'dir. Bu sıradan, bu Kral Davut. Nasıl bir yürekti? Kimdi bu adam? Tanrı seçti, yükseltti. Nedir bu adam? Bence mezmur 131 çok güzel anlatıyor. Diyor ki, Davut'un haç ilahisi diye başlar başlığı. Diyor ki, Ya Rab, yüreğimde gurur yok. Gözüm yükseklerde değil. Büyük işlerle, kendimi aşan harika işlerle uğraşmıyorum. Tersine, ana kucağında sütten kesilmiş çocuk gibi. Kendimi yatıştırıp huzur buldum. Sütten kesilmiş çocuğa döndüm. Ey İsrail, ey Tanrı'nın halkı, ey kilise! Rab'be umut bağla, şimdiden sonsuza dek. İşte bütün bu hikayesine, sıra dışı hayatına bakacağımızın adam Davut'un mezmuru öyle diyordu. Ya Rab, büyük harika işlerle uğraşmıyorum. Ana kucağında sütten kesilmiş çocuk gibi senden huzur buluyorum. Bir bebek gibiyim. Ben Davut, kral, görkemli savaşçı değil ama bir bebek gibiyim. Sıradan bir adamım. Ve sana ihtiyacım var diyor. İşte bu yüzden Korintler'de diyor, dünyanın önemsiz gördüklerini hiçe indirmek, dünyanın önemsiz, soysuz, değersiz gördüklerini seçti. Bakın Elçilerin İşlerinde 13. ayet Davut'la ilgili başka bir sır veriyor bize. Elçilerin İşleri 13:22. Tanrı, Davut'tan bahsediyor, Saul'den bahsediyor. Diyor ki, Tanrı onu tahttan indirdikten sonra onlara kral olarak Davut'u başa geçirdi. Onunla ilgili şu tanıklıkta bulundu. İşay oğlu Davut'u gönlüme uygun bir adam olarak gördüm. O her istediğimi yapar. Davut sıradan bir adam. Tanrı'nın gönlüne uygun bir adam. Bunu söylemiştim ben. Tanrı'nın bizi sevdiğini biliyoruz ama Tanrı'nın gönlüne uygun olmak ne değerli bir sözdür. Ve Tanrı işte bizi bunun için çağırdı. Onun gönlüne uygun olduğumuz için çağırdı ve o hayatı sürdürmemiz için çağırdı. Sıradan bir adamın hayatının sıra dışı bir hayata dönüşmesinin öyküsü. Davut. Bu Davut, Kral Davut, pek çok macerasına bakacağız onun. Biliyor musunuz Davut'un kendi hakkında ölmeden önce söylediği sözler neydi? Davut kral, İsrail'e krallık yaptı. Bir sürü savaş kazandı. Dedim ya, adına şarkılar yazdılar. Saul binlercesini, Davut on binlercesini öldürdü. Bir kahraman haline gelmiş. Mezmurların bugün binlerce yıldır dua diye okuduğumuz mezmurların yazarı olan Davut.
İkinci Samuel'de anlatıyor, oraya da geleceğiz. Diyor ki kendisi için, ölmeden önceki sözleri şunlardı: İşay oğlu Davut, Tanrı'nın yükselttiği adam, İsrail'in sevilen ezgi okuyucusu, Yakup'un Tanrısının mesettiği adam. Bakın, üç öğe. Yakup'un Tanrısının mesettiği adam. Kendiyle ilgili hiçbir şey söylemiyor burada. Yakup'un Tanrısının mesettiği adam. Tanrı'nın yükselttiği adam, hala kendinde bir görkem yok. İsrail'in sevilen ezgi okuyucusu. Ve Davut ve Tanrı o Davut'a bakıp dedi ki, gönlüme uygun bir adam olarak Davut'u seçtim. Peki bize ne bundan? Çünkü gördük ve göreceğiz ki Davut bize çok benziyor aslında. Davut korkularıyla bize benziyor. Bakacağız. Davut endişeleriyle bize benziyor. Bakacağız. Davut yüreğiyle bize benziyor. Bakacağız. Güzel bir söz var. Yine Samuel'e dönersek, bakalım doğru hatırlıyor muyum? 1. Samuel 2. bölüm 30 olabilir mi? Evet. Diyor ki 1. Samuel 2. bölüm 30. ayet. Tanrı Eli'yi görevden alırken, bu sözün Tanrı'dan olduğuna inanıyorum. Çünkü az önce Duygu aynı kelimeyi kullandı. Ben bütün hafta bunu, bu sözü üzerinde düşündüm. Bütün hafta. Sadece tek bir söz üzerinde düşündüm ve benim yüreğimi alçaltmaya devam ediyor. Bu sabah, dün gece şöyle diyor. Tanrı Eli'ye konuşuyor. Bu nedenle İsrail'in Tanrısı Rab şöyle diyor. Gerçekten ailen ve atanız sonsuza dek bana hizmet edecek demiştim. Ama şimdi Rab şöyle buyuruyor. Bu benden uzak olsun. Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Bütün hafta boyu beni düşündüğüm söz buydu. Rab diyordu ki, beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Tanrı hepimizi seviyor. Gerçekten. Bizdeki hiçbir iyi özellikten değil, kendi sevecenliğinden. Tanrı Mesih'i yüreğine kabul eden her yüreğe sonsuz hayat veriyor. Amen. Sıradan kişilere bunu yapıyor. Ama aynı zamanda onun amacı o sıradan kişileri kendisini onurlandıran kişiler haline dönüştürmek. Öyle ki onun aracılığıyla görkemi parlasın. Öyle ki Tanrı o sıradan kişileri onurlandırsın. Davut'u onurlandırdığı gibi diğer öğrencileri, o eğitimsiz olan Petrus'tan, Yuhanna'dan, diğerlerinden, sıradan kişilerden onurlandırıyoruz onları. Onlar hakkında konuşuyoruz. Şöyle anlattılar, böyle onurlandırıyoruz. Neden? Çünkü yaşamlarıyla Tanrı'yı onurlandırdılar. Ve Tanrı'nın bizler gibi sıradan kişileri seçmesinin amacı, bizim hayatlarımızı onu onurlandıran bir hayata dönüştürmek. Yani sıra dışı bir hayata. Kardeşler, bir İsa Mesih imanlısının sıradan yaşamı sıra dışı hayata çağrılır. Senin çağrın sıradan yaşamdan sıra dışı bir hayata geçmek. Tanrı'nın görkeminin parlayacağı sana, komşularına, çocuklarına, annene, babana, mahallene, ülkene, nereye gidiyorsan, amacı sıradan kişileri seçip onların hayatını sıra dışı hale getirmek. Neden? Görkemini göstermek için. Onları da kurtarmak için. Tanrı sensiz bensiz yapardı bu işi. Bize ihtiyacı yoktu Tanrı'nın. Ama Tanrı bizimle bunu yapmaya karar verdi. O zaman bu seriye başlarken benim dua konularımdan bir tanesi budur. Rab onu nasıl onurlandırabiliriz, bize göstersin. Gün ve gün
bizi değiştirerek, bir yasa gibi değil, onun Davut'un hissettiği gibi onun sevgisini, merhametini hissederek, anlayarak, zorluklarda, güçlüklerde, yapmak istemediğimiz zamanlarda bile onu onurlandıran hayatlara biraz daha benzetsin seni ve beni. Öyle ki biz onu onurlandıralım, o da bizi onurlandırsın. Öyle ki bizim aracılığımızla görkemini duyursun. Kısa bir süre sessiz kalalım, bir dakika. Ve teşbihim şudur, herkes özgür. Ama teşbihim şudur, Rabbi davet edelim. Ve bu mevsimde bize öğretmek istiyor. Bugün ne konuşmak istiyor? Bugün onu nasıl onurlandırabilirsin? Bugünden başlayarak. Küçük bir şey olabilir. Bir davranış, bir tutum, bir SMS mesajı atacaksın. Ya da gidip dua edeceksin birisi. Bir herhangi bir şey. Rab göstersin. Bugün onu nasıl onurlandırabiliriz? Bu hafta boyu onu nasıl onurlandırabiliriz? Sonra ben dua edeceğim ve kapatacağız bu zamanı. Rabbimiz sana teşekkür ediyoruz. Sözün aracılığıyla bizim hayatlarımızı bereketleme arzun için. Şimdi ben de dua ediyorum ki bugün bütün hafta kutsal ruhunla yüreklerimize egemen ol ya Rab. Öyle ki seni onurlandırabilelim her an. Bizler gibi sıradan kişileri, bizler gibi dünyanın değersiz ve önemsiz saydıklarını seçtiğin için teşekkür ederiz. Ve bugün senin hayatımızda yapmak istediğin şeylere amin diyoruz ya Rab. Bugün yeniden yüreklerimizle teslimiyet içinde sana gelip ben kendi adıma ve kardeşlerim de yüreklerinde aminse yeniden teslim oluyoruz ya Rab sana. Gel yapmak istediğin her şeyi hayatımızda yap diye dua ediyorum. İsa Mesih'in yüce ve diri adıyla dua ediyorum. Amin. Amin. Rab hepinizi bereketlesin. Hepinize dokunsun. Hafta boyu sevinci.